Sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi şöyle söylemek lazım. Özne en başından beri var. Yani özne dilden sonra ya da imgesel dönemden sonra ortaya çıkmıyor. En başından beri özne var. Şimdi tarihsellik aşamasına ne zaman geliniyor? Tarihsellik fallustan kopmanın yani kastrasyonun etkisidir. Evet, bilinç dışının bir tarihsellik, zamansallık algısı yoktur. Neden yoktur? Çünkü kastrasyon sonrasında özne bir doluluktan, yani maddesel doluluktan maddesel yoksunluğa geçmiş olur. Maddesel yoksunluk, bizim yoksun kaldığımız olan maddeye hangi vadede ulaşacağımızı, hangi vadede bundan yoksun kalacağımızı bize anlatarak zamansallık kavramını bize yerleştirir. Yani zamansallık kavramı bu kastrasyon sonrasında ortaya çıkıyor. Eğer kastre olmazsa özne, zamansallık ortada bulunmaz. Peki imgesel dönem ne yapıyor? Bu kastrasyona, yani bizim öznenin gerçek döneminden kopuşundan, kasri oluşundan sonra ortaya çıkan yoksunluk sorununa kalıcı bir çözüm getirmeye çalışıyor. Yani bizi bir maddeye ihtiyaç duymayan bir imaj haline eğer getirebilirse kendimizi, o zaman şeyi çözmüş olacak özne. Yoksunluk sorununu çözmüş olacak. İmajın çekiciliği buradadır. İmajın çünkü hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yani bir maddeye ihtiyacı yoktur. Yoksunluk sorununun temeli, istek, arzu, maddesel yoksunluktan köken alır. Yani hayvani istekten. Hayvani isteği olmayan bir özne, arzu kavramını da geliştiremiyor. Yani temeldeki o biyolojik yapının varlığı bizim önce istek duymamıza, arkasından da arzu kavramını geliştirmemize neden oluyor. Özne bu nedenle imgeselden önce, söylemden önce de vardır. Öyle olmasa zaten biyolojik yapımızın etkisinden kurtuluruz ve bir imaj haline geliriz. Zaten orada bir imaj haline geldiğimizde yoksunluk sorununu aşmış oluruz. Yani mitoloji ya da imgesel anlatılar hep bunun üzerine kuruludur. Oralarda ne vardır? Artık hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış, sonsuzluğa kadar hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, yoksunluk durumunu hiç yaşamayacak bir imaj vardır, bir doluluk vardır. Ama bunun bir yanılsama olduğu, bunun geçerli bir şey olmadığını bize tekrar tekrar hatırlatan nedir? Hem gerçek dönemidir, yani biyolojik yapımızın devreye girmesidir, bizi bir takım yoksunluklarla yüzleştirmesi, ya da simgesel açıdan bunun bir hiçliğe dönüşmesidir. Yani simgesel olarak aşkın bir gerçeklik, hiçbir imajın bütünlüğünü, hiçbir şeyden yoksun olmadığı iddiasını kabul etmez. Simgesel bu nedenle imgeseli hiçleştirir. Hiçleştirici etki çok önemli burada. Yani özne başlangıçtan beri var ve bütün bu yoksunluk durumu, öznenin bir yerden bir yere hareket edişi, belli bir vadede yoksunluklarını karşılayacak olması, belli bir vadede yoksunluğu deneyimleyecek olması, bunlar zamansallık kavramı oluşturan şeylerdir. Bilinç dışı dediğimiz yapı da daha çok imgesel dönemin etkisi altında oluştuğu için, yani simgesel devreye girdikten sonra simgeselin etkisiyle hiçleşen imgesel bilinç dışında kalır. Ve bu imgeselin sadece imaj değil, imgeselin kullandığı söylem bilinç dışında kalır. Yani söylemin başka bir söylemi bilinç dışında bırakması söz konusu. Özne söyleme tekrar doğar. Ama sadece söyleme mi doğar? İmaja da doğar. İmaja doğar yetmez, söyleme doğar. Söyleme doğar yetmez, başka bir söyleme doğar. Şimdi buradaki simgeselin imgeseli hiçlemesi durumu, yani hiçbir imajı bir bütünlük olarak kabul etmemesi, simgesel evrenin bunu bir hiçlik olarak algılaması da gerçeğin yanında imgeseli boşlukta bir hiçlik olarak, bir boşluk olarak ortaya çıkmasına neden olur. Özne bunların arasında gider. Yani bizim insanların
en sevdiği şey gündüz düşleri kurmaktır. Gündüz düşlerinde her zaman bize keyif veren şey, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir imge olarak kendinizi hayal etmemizdir. Bunun getirdiği jüisans, bir tür jüisans şeklidir. Yani libido, sevgi, coşku hali, simgesel libido başka bir şeydir. Yani jüisans, bizim sürekli olarak gündüz düşlerinde kendimizi bütünlükle eksiksiz bir imaj olarak hayal etmemize neden olur.